Yeniden doğsam yeniden doktor olurum. Böyle insanları duyduğunuz zaman ağlamaz mısınız? Hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Eşim ellerimden kayarak gitti. Panik atak moda oldu son yıllarda. Bugünlerde herkes hemen para getirecek bir mesleğin peşinde. Dünyada kazanılmamış çok para var. Ortada dolaşıyor paralar. Ne yapıyorsanız en iyisini yapacaksınız, en güzelini yapacaksınız. Ben 1953 yılında Trabzon Arsin ilçesinde Özlü diye bir köyde doğdum. Köylerimiz o günün şartlarında çok zordu. Yol yok, iz yok, su yok. 1959 senesinde daha yaşım dolmadan okula vermek istedi babam beni. Çünkü babam kendisi okumamıştı. İmza bile atmasını bilmiyordu. Onun ezikliğini yaşıyordu demek. Sürekli ben de ilk çocuk olduğum için, ilk erkek çocuk, hep okutmak istedi beni. Örnekler verirdi. Karşı köyden bir genç okumuş, banka müfettişi olmuş. Hep ona örnek verirdi. İşte şöyle okudu, böyle okudu, gece hiç uyumadı, bilmem ne yapmadı. Bizim de idolümüz oydu. Bir gün sorardı bana, okula gidecek misin? Yok derdim, bir gün gideceğim derdim. Yok dediğim günlerde çok kızardı. Gideceğim dediğim zamanlarda sevinirdi. Okula geç başladım çünkü yaşım tutmuyordu. Cumhuriyet Bayramı'na yakın birkaç gün kala okula başlayabildim. Gittiğim zaman iyi hatırlıyorum. Bütün birinci sınıftaki çocuklara Cumhuriyet Bayramı geldi, Cumhuriyet Bayramı geldi. Bir sayfa bunu dolduracaksınız diye. Ben de gittim, Cumhuriyet Bayramı geldi diye yazmaya başladım tahtaya bakarak. O gün bir sayfayı yazdım. Ertesi gün bana ödev verdiler. Arka sayfaya yazmam lazım. Satırı tersten yazdım. Cumhuriyet Bayramı geldi diye. Çünkü evde okuma yazma bilen hiç kimse yok. Demin dediğim gibi babam Allah rahmet etsin, imza bile atmasını bilmeyen bir adamdı. Birinci sınıfa ben başladığım zaman babama çok kızmışlardı. Bu çocuk nasıl bu okula gider? Hem de yürüyerek. Araba yok, araba yolu da yok. Atların gittiği yoldan, o da hep çamur, fındıkların arasından, patika yollardan gidiyoruz. Ben küçük bir çocuğum, üçüncü sınıfta abiler var, onların yanında gidiyorum ben. Üçüncü sınıftaki çocuklar 16 yaşında. Yani bir yaşı düşünebiliyor musunuz? Ve çoğunlukla ben onlara yetişemiyorum tabii. Onlar normal adımlarla yürürken, ben arada bir koşarak o mesafeyi kapatıyorum, bir süre sonra geri kalıyorum, tekrar gidiyorum. Ve her gün 6 kilometre gidiyoruz, 6 kilometre geliyoruz. Köyümüzde okul yok, komşu köyde okul yok, üçüncü köye gidip geliyoruz. Tabii tam gün olduğu için bir de okullar, akşama kadar, öğlenci, sabahçı diye bir şey yok. Akşam hele sonbahardan sonra, kış mevsimlerinde falan karanlık oluyor. Her gün o belli yerde mahallemize gelene kadar ağlaya ağlaya korkumdan bir hal oluyordu. Neyse o günler geçti. İkinci sınıfa geldiğimiz zaman o köyümüzde okul yapıldı. Çok şükür. Yani 2-3 kilometrelik bir yol ama o bize bir oyuncak gibi gelmeye başlamıştı. Ben üçüncü sınıfa başladığım zaman benim yaştaşlarım veya bir yaş büyüklerim birinci sınıfa başladı. Yani onun için mahallemizde ve köyümüzde en erken okula başlayan çocuklardan bir tanesiydi. O evimizde kitap yok, hiçbir şey yok. Bir alfabem olmuştu. O alfabeyi ben ezberlemiştim. Kargasından, kuşundan, her şeyine kadar ezberlemiştim. Çünkü başka bir meşgalem yoktu. Sonra ikinci sınıf, üçüncü sınıf derken ben diğer arkadaşlarımıza fark atmaya başladım. Hep okulun birincisi oldum. Çok çalışkandım. Komşu köylerle okullar arası yarışmalar yapılırdı, bilgi yarışmaları yapılırdı. Ben ön plandaydım. Bunu övmek için söylemiyorum yani. Zaten buraya gelmenin de herhalde bir amacı var, bir şeyi var, altyapısı var. Başarılı bir çocuktum. Çok çalışkan mıydım? Herhalde çalışkandım ama şöyle, evde çalışacak ortam yoktu. Benim ilk defa lisede bir masam oldu. Üzerine yazabileceğim, kitabımı koyabileceğim masam ilk defa lise 1'de oldu. O güne kadar hep dizimin üzerinde yazardım. Kitapları öylesine okurduk. Kitap dediğinizde ki yani ders kitabı hangisi verilirse onu okuyorduk ama ben o kitapları ezberliyordum. Mesela ilkokul 4. sınıf, 5. sınıfta tarih kitabı, coğrafya kitabı ne varsa o kadar ezberledim ki sonra bu doktor olduktan yıllar sonra tarih fakültesine kaydoldum. Tarih dersleri bana çok basit gelmeye başladı. Çok hafif gelmeye başladı. Çünkü çok şeydi, yani tarih bilgim o günkü şartlarda bütün hepsini ezberlemiştim. Hangi tarihte ne olmuş, hangi anlaşma ne zaman yapılmış, şartları nedir bunların hepsini biliyordum.
başarılı bir çocuktum. Şöyle söyleyeyim size. İlkokul 5. sınıfta bir gün pat diye, ben de en önde oturuyorum küçük olduğum için, en ön sırada hep oturdum yıllarca. Pat diye birisi girdi içeriye. Biz tabii müfettiş falan çok iyi bilmiyoruz onları ama müfettişmiş. Müfettiş ilk soruyu bana sordu. Yani küçük olduğum için. Basit bir soru sordu ama pat diye söyledim. Yani yerime oturmazdım zaten. Sıranın arkasına otururdum. Boyum, bacaklarım yere ulaşmadığı için arka tarafta otururdum. Soruyu sordu. Hemen cevap verdim. Bir soru daha derken kalk tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı beni. Tam 3 saat. Ben hiç tahtadan oturmadım yerime. 3 saat sürekli sorular sordular. Kitaplarda olanı olmayanı bir sürü soru sordu. Tabii yanlış bildiklerim de vardı. Bilmediklerim de vardı ama çoğunluğu bildiğim için en son müfettiş dedi ki oğlum sen babana haber ver. Ben babanla görüşmek istiyorum. Biz de köylü çocuğuyuz. Nezaketin ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Ne konuşacaksın babamla dedim. Dedi ki seni dedi Erzurum'da o zaman ilk öğretmen okulu var Erzurum'da. Yavuz Selim ilk öğretmen okulu. Beni oraya verecek. Bu dediğim 1965'li yıllar, 64-65. Ondan sonra ben de okuyacağım, öğretmen olacağım. Ben oraya gitmem dedim. Lan niye oğlum dedi ya. Git dedi ya. Dedim oraya giden öğretmen olur dedim. Ben ortaokula gideceğim, liseye gideceğim, üniversiteye gideceğim ve doktor olacağım dedim. Ve tuttu, başımı okşadı. Aferin lan dedi. Ya yeter ki oku dedi ya. Gerçekten ortaokul, lise, bir gün lise diyeyim, atlıyorum belki bana lise diyeyim, İstanbul'a geldim. Böyle bir haftalığına İstanbul'a geliyorduk yazın. Bir arkadaş gelirken Trabzon'dan küçük Mustafa Paşa'da bir akrabasının adresini verdi, bir kağıda yazdı. Oraya gidin, benim selamımı söyleyin, şunu alın gelin oradan dedi. Biz de İstanbul'a geldik, Aksaray'dayız. Ama o küçük Mustafa Paşa K.Mustafa Paşa diye yazıyor. Ona sorduk küçük Mustafa Paşa nerede? Yok. Buna sorduk yok. Öbürüne sorduk yok derken en iyi polisler bilir dedim onu. Daha lisedeyim yani lise 1 falan zannediyorum. Dedim ki ya küçük Mustafa Paşa nerede? Hem de kağıdı da gösterdim ona. Ya adres soruyorum. Baktı dedi ki küçük Mustafa Paşa değil koca Mustafa Paşa bu dedi. Dedim tamam olsun koca Mustafa Paşa. Nerede dedim. Dedi şu caddeden şöyle git dedi. Bulacaksın orayı dedi. Kalktık. Git. Mustafa Paşa'nın koca Mustafa Paşa'nın yolları dardır. Yol birden genişledi. Kocaman bir kapı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Çocuk aklımda orada durdum. Yani yanlış bir adrese tesadüfen gelmişiz ama tevafuken Cerrahpaşa. Dedim ki Allah'ım ne olur beni buraya nasip et. Ben burada okumayı okuyabileyim burada diye. Demek ki dualarım kabul olmuş. Liseden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandık ve oraya geldim. Hiç örnek aldığım bir kimse olmadı ama bizim dönemimizde böyle çok fazla meslekler yoktu veya köylerde konuşulan çok şey olmazdı. Ya mühendislik olurdu ya doktorluk olurdu. Hani benim kızımı ne mühendisler ne doktorlar istedi vermedim derler ya. Yani bilinen iki meslek vardır. Mühendislik bana pek uygun bir meslek değildi. Doktorluk, ben ilkokulda iken aklıma doktorluğu koymuştum ve çok şükür gerçekleşti. Yani yeniden doğsam yeniden doktor olurum. Çok zekiyim desem övünmüş olacağım. Çok çalışkanım desem başka şey anlaşılacak belki. Her ikisi de vardı bende. Cerrahpaşa'ya girdiğim zaman birinci sınıfta çok sorumluluk sahibi bir insandım. Gençtim. Yani onu her aşamada ama ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de sürekli ailemi, annemi, babamı, yakınlarımı hep arkamda hissettim. Yani onların sorumluluğunu, mesuliyetini hissettim. Cerrahpaşa'da okurken birinci sınıftayız, daha tıp fakültesi birinci sınıf. Esasen birinci sınıf çok zor değildir, ikinci sınıf çok zordur Cerrahpaşa'da. İkiyi geçen doktor oldu sayılır, yani o kadar zor bir şey. Ben gene çok hızlı çalışıyorum, iyi çalışıyorum. Bir gün kütüphanede çalışırken birisi yanıma geldi. Lan oğlum dedi, niye bu kadar çalışıyorsun dedi. Nasıl olsa bir sene kalacaksın dedi. Yani bunu 6 yılda bitiren dedi, yok dedi. Durdum, baktım ona yukarıya doğru. Gerçekten 6 yılda bitiren yok mu dedim. Var ama dedi çok az. Dedim o çok azlardan biri ben olmak istiyorum dedim. Ve çalıştım. Birinci sınıf, ikinci sınıf gerçekten zordur. Ama ben hiç ikmale kalmadan bunları geçtim. Ve 6 yıl dolmadan tıp fakültesini bitirdim. Yani çalışkandım. Bizim her hastamız bir roman gibidir. Gerçekten o kadar çok böyle deruni konular görüşüyoruz ki burada.
Fakat unutamadığım tabii çok şeyler var. Bu Sultanbeyli'ye gelmişiz. Sultanbeyli'yi ilk dispanseri açan doktor benim. İlk uzman benim. Şu an 350'nin üzerinde doktor var Sultanbeyli'de. Devlet Hastanesi, 400 yataklı devlet hastanesi var. 2 özel hastane var, tıp merkezleri var işte vesaire. Yani bir sürü sağlık ocakları var. İlk gelen benim. 1987'nin son aylarında geldim. Tabii genel tavabet yapıyoruz. Her dala bakıyoruz. Her şeyi yapıyoruz burada. Bir gün koşa koşa odama girdi iki tane Trabzonlu. Ben de Trabzonluyum. Doktor bey, çok acil eve gitmemiz lazım. Çok acil eve gitmemiz lazım. Ya ne yapacağız peki? Hastanın durumu ne? Sen şimdi hemen hazırla şey çantanı. Uyanıklar tabii. Ondan sonra bir de böyle dikecek bir şeyler al yanına. Bir yaralımız var. Ya nasıl bir yaralı? Neden yaralanmış? Yani şu mu bu mu yok demiyorlar. En son, neyse dayanamadık tabii. Acil çantam var, onu aldım. İşte onun içinde dikiş setleri falan var, onları aldım. Koşa koşa gidiyoruz, yol yok, şey yok. Araba falan yok. Dağa doğru gidiyoruz biz. Gittik. Nefes nefeseyim böyle, şey gibi. Neyse, bir bahçeye girdik. Kocaman bir inek. İnek şakır şakır kanıyor. Memeleri falan kanıyor. Ben tabii sapsarı oldum. Nedir bu dedim. Dediler ki bizim inek, komşunun bahçesinden atlarken dikenli tellerden karnı ve memeleri hep yarılmış. Kesmiş onu. Kanıyor. Hayvan akıyor böyle şey gibi. Ya şimdi isyan edemiyorsunuz. Yani ben ne yapacağım burada? Ben veteriner değilim, bir şey değilim. İnen yanına yaklaşmak mümkün değil. Bir tekme atıyor öteye, bir kuyruk sallıyor. Yani yanına yaklaşamıyorsunuz. Neyse en son bunu kurban keser gibi yatırdık yere. Ben güzelce bir diktim onu. Ondan sonra kanama durdu. Ona hep takılırım ondan sonra. 6 yıl daha ineklik yaptım. Yani hayatımda doktorluğun haricinde böyle bir de inek tamir etme, ineği hayata kavuşturma gibi böyle unutamadığım bir vaka olmuştu. Ondan sonra tabii o insanlarla dost olduk. Halen o dostluğumuz da devam ediyor. Size tuhaf gelebilir belki ama ben her hastamın derdiyle dertleniyorum. Yani hasta geldi, nasıl olsa işte dertlerini anlatacak, ben de teşhis koyacağım, ondan sonra göndereceğim, bunu düşünmüyorum. Hastayla derdini dinlerken ben de onunla birlikte dalıyorum. O olayları yaşıyorum. Ondan sonra gerekirse hastayla beraber ağlıyoruz. Benim zaten burada çekmecem şey selpak dolu, kağıt dolu, kağıt mendil. Hasta ağlarken hemen ben şeyi veririm, kağıdı uzatırım yani buyur sil gözyaşlarını diye. Pek çok hastayla ağlıyorum. Gerçekten ağlanacak o kadar çok hasta var ki, o kadar çok. Ağlayamazsanız bile şuraya bir şey düğümleniyor, boğazınız düğümleniyor, konuşamıyorsunuz, bir süre susuyorsunuz. En çok acıdıklarım, üzüldüklerim, belki 50 yaşına, 60 yaşına gelmelerine rağmen 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında öksüz kalan, yetim kalan kadınlar var. Yani kız çocukları var. Bu ülkede kız çocuğu olmak çok zor. Kadın olmak zor. Gerçekten. Erkekleri ezenler var, kabul ediyorum ama çok az. Ama kadınlar eziliyor bu ülkede. Mesela Gümüşhane'den bir kadın gelmişti. Hiç unutmuyorum onu, yıllarca. Çünkü hiç aklımdan çıkmadı. 1 yaşında, 2 yaşında annesi ölmüş. Anne ölünce 2-3 kardeş, baba ne yapmalı? Evlenecek, o çocuklara bakamıyor. Evlenmiş, üvey anne getirmiş. Üvey anne o kadar gaddar bir kadın ki her gün bunları dövüyor, bağırıyor. Aç tutuyor, yemek vermiyor, akşam onları doğru dürüst bir yere yatırmıyor. O kadın anlatan kadın daha 3-4 yaşlarındayken akşam olmasını istemiyor çünkü nereye yatacağını bilmiyor. Bir gün dışarıya çıkmış akşam saatlerinde, nereye sığınabilirim diye düşünmüş. Gümüşhane'de, Trabzon'da da öyledir, evlerin altında bir ahır olur. Ahırdan çıkan gübreyi hemen ön tarafa yağarlar. Çocuk aklıyla burası sıcak olur diye gübrelikte bir yer açmış, oraya saklanmış. Nasıl olsa gece bulacaklar onu diye. Ve orada uyuyakalmış. Sabah uyanmış, üzerinde 30 santim kar. Gelin alın. Bu tür vakaları o kadar çok dinliyorum ki. Bu insanlar çok gaddar. Bazen çok kızıyor. Veya kadınları dinliyorum. Para vermiyor, dövüyor, akşam geliyor. 100 gram kıyma getiriyor. Bunu diyor, köfte yap bana diyor. Oturuyor adam, onun 3 tane köfteyi yiyor, o çocuklar o kokudan, o kadın o kokuyu duyuyor, bir lokma yedirmiyor çocuklarla. Böyle insanları duyduğunuz zaman ağlamaz mısınız? Günlerce aklınızdan çıkmıyor bu. Hele benim gibi kız evlatlarını çok seven bir baba,
Şimdi demin size doğduğum köyü anlattım. Zor şartları anlattım. Çok şükür bu meslekten belli bir yere geldim. Maddi manevi. Ama ben hiç değişmedim. Odamda o ilkokul birinci sınıfa başlamış ben olmayan bir çocuğun resmini asarak geçmişini unutma diye her gün herkese onu gösterdim. Bir önlükle okula gidip geliyorduk. Üzerimize gelecek ceketimiz, paltomuz, şemsiyemiz yoktu. Ama bugün çok şükür her şeyimiz var. Ben eşimle birlikte karar verdim. İlk fırsatta bir kız öğrenci yurdu yapacağız buraya. Ondan sonra bir okul yapacağız diye. Fakat eşimin ömrü vefa etmedi. Yaklaşık 2 yıl önce hastalandı. Tam bugünlerdeydik. İşte pandeminin ilk başladığı günlerde beraberce hastalandık. Eşim çok çabuk komaya girdi. 77 gün yaşadıktan sonra eşimi kaybetti. Tabii dünyam yıkıldı benim. Bana göre gerçek yetimlik anne baba yetimliğinden ziyade eş yetimliği. O kadar çok önemli. Hele belli bir yaştan sonra. Çok çok önemli. Şimdi bizim o hayalimizi gerçekleştirmek için hastanenin adını değiştirmek istedim. Ayşe Ayyıldız. Olur mu? Ayşe Ayyıldız Doğum Evi. Yoğun bakımların hepsine işte Ayşe Ayyıldız Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, Ayşe Ayyıldız işte Doğum Ünitesi falan diye koydurdum. Çünkü isim değiştirmek çok zor oluyor. Bir okul yaptırmayı bu sefer hayal ettim ve belediye başkanını çağırdım. Bu odada geldi, konuştuk. Dedim ki ben bir tane anaokulu ve kreş yaptırmak istiyorum dedim. Bana bir yer bul, hemen yaptırmak istiyorum eşimin adına. Notlar aldı, ona yer gösterdim. Bak şurası belediyenin dedim. Ondan sonra tamam dedi, gitti. Bizim dediler böyle böyle bir projemiz var. Siz bir okul yaptırmak istiyorsunuz ama bir engelsiz yaşam merkezi yaptırmak istiyoruz dediler. Biz size yer vereceğiz. Siz de bunun binasını yaparsanız çok mutlu olacağız dediler. Çünkü 5300, bakın 5300 engelli kişi varmış burada. Sultanbeyli çok yüksek bir rakam. Şimdi ince işleri yapılıyor, bitmek üzere, bitme aşamasında. Ayşe Ayyıldız, Engelsiz Yaşam Merkezi. Benim hayallerim gerçek oldu. Eşim onu inşallah hayal ediyordur, duyuyordur veya ona ulaşıyordur. Doktor Ahmet ve Ayşe Ayyıldız, Engelsiz Yaşam Merkezi ismini koyduk. Hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Eşim ellerimden kayarak gitti. Hiçbir varlığım olmasaydı eşim olsaydı. O kadar düşünüyorum, o kadar. Onun için yandım yani, eşim için. Şimdi onun dediğim gibi ideallerini, ben ölseydim o yaptıramayacaktı, onu biliyorum. Tersine bir şey oldu, nasip böyleymiş. Şimdi bunu inşallah ben hayata geçirmiş olacağım. Dediğim gibi bu diğer, bu bölgedeki iş adamları için de bir şey olacak, teşvik olacak. Artı o yatırımı gören insanlar, o okulun bittiğini gören insanlar takdirle karşılıyorlar. Demek ki yani hem bu dünyada bunun şeyini hiç olmasa takdirini görmüş oluyoruz. İnşallah Allah indinde de makbule geçen bir şey olmuş olacak. Hastaneyi 1993 senesinde kurmaya başladık. 93. İstanbul'un Anadolu yakasında ilk 3. hastaneyiz. O dönemde hastane nasıl yapılır bilmiyoruz. Hastane mimarları yok. Olanlar da çok pahalı, biz ulaşamıyoruz onlara. Neyse böyle bir proje satın aldık ve bu hastaneye başladık. Hastanenin inşaatı ile ilgilendim. Gece geldim burada kazma kürek çalıştım. Tuhaf gelir size. Kıyafet değiştirdik. İşçi gibi çalışmaya başladık. Hafta sonu geldim yerleri süpürdüm. Molozları temizledim. Gece gündüz yaptık, çalıştık, ettik. Burada bilinen bir ismi. Yani beni Doktor Ahmet deyince 7'den 70'e herkes tanımaya başladı. Herkes tanıyor. Sadece hastaneyi yönetmiyorsunuz. Benim odam alt kattaydı. Yani hemen girişte. Günde 100-150 kişiyle görüşüyordum. Hangi doktora gidecek? Bana soruyor. Doktora gidiyor, gelip reçetesini bana gösteriyor. Doktor bey bunları verdi bana, olur mu? Olur. Ondan sonra, doktor bey şöyle bir hastamız var, ne yapalım? Şöyle bir ameliyatımız var, ne yapalım? Bunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Dediğim gibi sadece idare değil. Ve günün o kadar büyük bir kısmını çalışarak geçiriyorum ki sabah 7'de, 7.30'da geliyorum. Akşam saat 10'da, 11'de, 12'de eve gittiğim oluyordu. Çok yoğun bir çalışma. Enteresandır. Milletimizin böyle suçlayarak söylemiyorum bunu ama doktor yorulmaz. Doktor acıkmaz. Doktor hasta olmaz. Doktor uyumaz. Doktor 24 saat arandığı zaman ayakta durmalı. Benim 24 saat
bunca yıldır 24 saat telefonum açık, 24 saat aranırım. Panik atak moda oldu son yıllarda. Nereden kaynaklandı bilmiyorum. Bu pandemiden tutun, bu cep telefonlarının çok kullanımı, internetin çok kullanımı falan. Panik atak o revaçta ama depresyon gene ağırlıkta. O anksiyeteler, kaygı bozuklukları falan çok fazla. Bir de psikozlar var, yani şizofrenler. %1'e yakın bir şizofren oranı var ki çok ciddi bir rakam bu. Yani sokakta gezen herkes diyelim, onların arasında %1 oranında şizofren bir insan dolaşıyor. Nasıl gripal bir enfeksiyon geçirdiğimiz zaman hemen yatak döşek yatmıyoruz ya, insan hasta, psikolojisi çok bozuk ama ilaç alarak ayakta geziyor. Onun için sokaklarda dikkat ederseniz cinayetler işleniyor, kavgalar oluyor. En ufak bir trafik şeyinde, beklemede falan müthiş kavgalar oluyor. Hep bu bahsettiğim gizli hastalar yüzünden oluyor bunlar. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Aman ha, sakın kimseyle didişmeyin trafikte. Kimseye sataşmayın, kimseye cevap vermeyin. Her gelene ağam paşam geçin, geçin. Ama olmuyor tabii. Gene bu her gün. Bir de her gün televizyonlarda bunların gösterilmesi de çok büyük sakınca bence. Gazetelerin üçün sayfaları her gün bu cinayet haberleriyle dolu, tıklım tıklım. Mesela öyle aklı başında insan görüyorsunuz ki geliyor, karısına diyor ki seni üçün sayfaya manşet çektireceğim diyor. Yani öldüreceğim, şöyle keseceğim, böyle asacağım falan. İmrenerek, oradan görerek suç işlemeye teşvik ediyor televizyonlar. Bunların kesinlikle bu kadar verilmemesi gerekiyor. Her hastanın derdiyle dertlemeye çalışıyorum. Faydalı olamayacağım hastayı başka arkadaşlara gönderiyorum. Hiç benim için para çok ikinci planda, hiç umurumda değil yani para. Ben hastayı dinledim. Reçetesini yazarken önce kendim tatmin olmam lazım. Bu hasta şifa bulur mu, bulmaz mı? Eğer bulacaksa ben onun tedavisini devam ettiriyorum. Değilse başka birine yolluyorum dediğim gibi. Onun ötesinde stres, dediğim gibi günlük streslere giriyorum ben de. Sıkıntıya giriyorum. Ama iyi bir huyum var. Veya yılların işte deneyimi, tecrübesi, kapıdan çıktığım zaman bunu bırakıyorum. Burada bırakıyorum. Yani başka yere, evime buradaki problemleri taşımıyorum. Bu beni kurtarıyor. Yoksa başka türlü gerçekten çekilmez bu. Çekilmez. Zaten bizim şeyler, psikiyatristlerin bir kısmı aynı zamanda bizim hastamızdır yani. Ben yaklaşık 25 yıldır ağaç dikiyorum, meyve dikiyorum. Süs bitkileri dikiyorum. Yani inanamayacaksınız belki. 5000 üzerinde ağacım ve fidanım var. 5000. Güzel şeyler yaptım. Bu bir hastalık. Gittiğim zaman tek tek onları dolaşıyorum. Hangisi kurumaya yüz tutmuş, hangisi açmış, hangisi güzel, hangisi işte biraz bozuk falan. Sanki çocuklarla ilgilenir gibi onlarla ilgileniyorum. Sevecekleri bir bölümü, bir mesleği icra etmelerini istiyorum. Nedense bugünlerde herkes hemen para getirecek bir mesleğin peşinde. Benim hayata bakış açım şu. Dünyada kazanılmamış çok para var. Ortada dolaşıyor paralar. Bunların hepsini Koç, Sabancı kazanmadı. Eğer siz işinizi, mesleğinizi dürüst bir şekilde adam gibi yaparsanız mutlaka kazanırsınız. Zaten para böyle azgın bir kısrak gibi. Koşarak onu yakalamak, tutmak mümkün değil. Siz işinizi iyi yapın, dönüp parada, pulda her şey sizi bulur. Başarılı olursunuz, kazanırsınız. Ben hiçbir gün parayı ön planda tutmadım ama kazandım. Çok şükür. Yani bugünüme şükrediyorum. Onun için Allah herkese bir misyon yüklemiş ama insan kendi fıtratına uygun bir meslek seçmeli ve o meslekte başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmalı. Ne yapıyorsanız en iyisini yapacaksınız, en güzelini yapacaksınız. Gidin lokantalara, bir lokantanın müşterisi çoksa orada güzel bir aşçı var demektir. Ne bileyim başka ne düşünürseniz düşünün yani hangi işletmeyi düşünürseniz orada eğer başarılıysa mutlaka arkasında başarılı bir insan var. Ben de gençlere sabırlı olmalarını, çok çalışmalarını, gayret etmelerini tavsiye ediyorum. Yeniden doğsam, yeniden doktor olurum. Böyle insanları duyduğunuz zaman ağlamaz mısınız? Hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Eşim ellerimden kayarak gitti. Panik atak moda oldu son yıllarda.